Bak. Ya şimdi şöyle, yeni kabine açıklandıktan sonra hani Mehmet Şimşek zaten piyasalar istiyordu. Piyasalar bekliyordu. Biz de o geldikten sonra düşeceğini zaten düşünüyorduk. Ama pek öyle olmadı. Biraz ters tepki gösterdi. Biraz fiyatlar arttı. Hani bakalım bundan sonrası için ne beklenecek? Muhtemelen yeni planlama illaki olacaktır. Yeni bakanımızın illaki bir düşünceleri vardır piyasayla alakalı. Yani bakalım eğer düşüşe mi geçecek bundan sonra yükselişe devam edecek mi? Biz de ona göre gördüğümüzü yazacağız. Piyasayı serbest bıraktılar diyorsunuz. Gibi. Şu andaki düşünce öyle. Piyasayı serbest bıraktılar gibi. Daha sonra faiz artırımı gelir mi? Veya faiz artırımı devam edecek mi, düşüşe mi geçecek onu bilmiyoruz. Bekliyoruz. Bu fiyat artışına yatırımcılardan ne gibi tepkiler geliyor? Şu anda biraz daha dövize talep var. Dövize talep var. Hani bize de sürekli sorular geliyor ki hani alalım mı, bozalım mı? Yani şahsen şöyle, biz de bilmiyoruz. Nasıl bilmiyoruz? Kesin bir kararımız olmuyor. Bazen sattığımızı yerine koyamıyoruz. Bazen aldığımızı aynı o fiyata veya üstüne koyarak satamıyoruz. Yani karışık olduğu için piyasa, biz de gördüklerimizle devam etmek zorundayız yani. Bu artış Türk ekonomisine nasıl yansır? Gelen misafirlerimiz için, turistler için tabii ki olumlu yönde. O çünkü harcadıkları daha çok artıyor ister istemez. Bizim için, Türk insanı için biraz zorluyor ister istemez. Çünkü birçok şeye de bağlı olduğu için dövizin gideri, hani dolar çıktığı zaman diğer ihracatta da diğer giderler de arttığı için bizim için biraz zor oluyor ama turistler için olumlu tabii. 105.500. Son olarak yatırımcılara ne önerirsiniz yani? Ya inan ki biraz önce söylediğim gibi hani soran çok oluyor ama onlara da bir şey söyleyemiyoruz. Alın veya bozun. Veya saklayın, şurada kalın, burada kalın diye bir şey söyleyemiyoruz. Herkesin kendi öz fikri diyelim, kendi öz düşüncesi neyse onunla devam etmesini öneriyoruz. Başka bir şey diyemiyoruz çünkü. Evet doğru. Biz genelde İstanbul piyasasına göre çalışıyoruz. Yani spot piyasasına göre, İstanbul piyasasına göre çalışıyoruz. Şu anda İstanbul'un makası da çok açık olduğu için biz de ona göre makasları açmak zorunda kalıyoruz. Çünkü öyle bir şey ki bazen... Biraz önce izah ettiğim gibi sattığımızı bir saat sonra yerine koyamıyoruz. Bu yüzden mecburi makaslar açık kalmak zorunda kalıyor ki talebi de karşılayabilelim. Hem satış talebini karşılayabilelim hem alış talebini karşılayabilelim. Bu nedenle fiyatlar biraz açık kalmak zorunda. Makas biraz açık kalmak zorunda yani.